Nick Sargent'lisi gerçekten çok ciddi bir problem. Nasıl problem? Okullarımız orada. Sanayimiz orada. Yani bu güzergahla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Bunu Şen Dayım da kendisine geçmiş olsun diyorum. Sayın Bekir Şimşek Şoförler Odası Başkanı'yla biz konuşmuş, istişare yapmıştık. Bunun ilk toplantılarına ben de katılmıştım. Yani Çamlık'la Yalık Havesi ve meydana kadar, İniport'un oraya kadar ortadan bir refüj koymak kaydıyla, yandaki araçları kaldırmak kaydı ile orada gidiş girişi transit hale getirmekle ilgili. Evet. Aslında burada yapılması gereken ne biliyor musunuz? Yeni bir arka refüj yolu, arka bir yol yapılması lazım burada. Yani bağlantı yolu yapılması lazım. Üniversitenin oradaki vatandaş sanayiye mesela o çevre yolundan gidebiliyor ama aradan bir yol daha bir yol yapılabilir. Ancak niyet çok önemli. Bakın bugünü tarih olarak not alın. Bu işte patlayacak ellerinde. Niye patlayacak? 60 Niksarcı yolu çok önemli. Bakın bunu sadece Niksarcı Caddesi'ndeki merkezden sanayiye kadar olarak bakmayın. Ama burası bunun, İç Anadolu bağlantı yolu. Ama bunun önüne açıldı. Nasıl açıldı? Yani, toplantıda şu söylendi. Neticede mevcut binaları yıkıp, çünkü yerleşmiş bir yapı var. Burayı yıkıp yeniden bir yol yapma şansımız yok. Elimizdeki mevcut yolu kullanarak değerlendirmeler yapacağız. Yanlış yaptığımız yerde sil baştan yapabiliriz diyerek zaten biraz önce söylediğiniz cümlenin önü açıldı. Olmadı farklı bir model. Olmadı farklı bir model yapılacak. Kimden çıkıyor bunun parası? Cümlesi orada kullanıldı. Kimden çıkıyor bunun parası? Bizden çıkıyor. Sizden çıkıyor, benden çıkıyor. Hepimizden çıkıyor. Evet. Bakın bir yere talip olabilirsiniz. Ama taliplikte meziyetiniz var mı acaba? Sıfatınız olabilir. Mimar olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz. Bazen iyi doktor arıyoruz değil mi ameliyat olacaksak? İyi avukat arıyoruz değil mi davamız bizi iyi savunsun diye? İyi mimar arıyoruz binamızı güzel yapsın diye? İyi yöneticiler atamamız gerekiyor memleketi iyi yönetsin diye? Ben Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye'yi iyi yönetmediğine inanıyorum. Bakın yıllarca Ünye'nin limanı diye geçen tabela yıllarca burayı Ünye Çimento Fabrikası kullandı. Şimdi 30 yılına yap işlet devlet modeliyle bir firmaya verilecekmiş. Ünye'nin yine tabelası orada olacak. Yine başkası kullanacak. Ne güzel değil mi? Bununla ilgili de Yağma Asambere. İhalenin yapılmadığı, 16 Mart'ta yapılması gereken ihalenin yapılmadığı da yine gelen bilgiler arasında. Niye yapılmadı? Cumhuriyet Halk orada bir problem mi var? Milletvekili açıklamalarda bulundu. Liman başkanıyla bir görüşelim mi acaba? Bir problem mi var acaba orada? Bakın bu millete bir şeyler anlattığımız zaman bazen bize kızıyorlar. Ama bazı şeyleri insanların bilmesi lazım. Biz bunu siyasi dille kendi partimize puan kazandırmak amacıyla veya bunun için yapmıyoruz. Ben kaç yıllık yaklaşık 40 yıllık gazeteciyim. Biz insanları bilgilendirmek için bunu yapıyoruz. Bakın biz şu anda mesela siyasi parti olarak sahalarda insanlara zamları anlatmıyoruz. Neden anlatmıyoruz? İnsanlar zamları zaten yaşıyor. Seyrettiği filmi adama anlatmanın gereği yok. Biz çareleri anlatıyoruz sahada. Çözümleri anlatıyoruz sahada. İnsanlarımıza diyoruz ki bizim bir şey söylememize gerek yok. Fiyat ortada. Mal ortada. Yani Halep oradaysa Arşın burada. Biz insanlarımıza biz yapacaklarımızı bizi korkutuyorlar. İşte barajlarla marajlarla. Barajı benim meclise girmem için indirmedi bu siyasi genel merkez. Yani AK Parti ve MHP. Onların kuyruk açısı ve korkusu olduğu için barajı indirdiler. Yani benim meclise girmem için eğer ki tereddütleri olmasa AK Parti'nin beraber yola çıktığı partinin tereddütü olmasa bu o baraj onda kalırdı. Niye düşürdüler? Panik var panik. Ama bu panik onları da kurtaramayacak. Allah'ın izniyle bunlar gittiği zaman doğal olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bir yıl sonra o da gidecek. Buraları daha akil, daha seviyeli, daha kaliteli, daha bilgili, art niyeti olmayan, temiz kalpli, gerçekten Ünye sevdalısı olan insanlar yönetecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu memleket kimsenin babasının malı değil.